Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler herkese. Yeni bir video ile birlikteyiz. Gördüğünüz gibi GNT'nin bir dorsesini taşıyacağız. GNT ara skinimiz de var. Scania aracımızla beraber nereye gideceğimize bir bakalım arkadaşlar. Promos artı 11 haritayla combo oynuyorum arkadaşlar. Şu anda Orta Doğu'dayız. Orta Doğu'dan Edirne'ye gideceğiz de bize karayolu üzerinden yolu göstermiş. Biz öyle yapmayacağız arkadaşlar. Yolu kısaltmak için ne yapacağız? Edirne'ye şurada Aşdod denen yerde şöyle göstereyim. Bakın şurada feribot var. Feribota geleceğiz. Niye bunu gösteriyor bu? Böyle yapsak yine oradan mı dönecek? Evet. Doğru. Feribot'a geleceğiz. Feribot da arkadaşlar Selanik'e geçeceğiz, Yunanistan'a. Benim de mouse var ya, tam Allah. Selanik'ten Edirne'ye gitmesi kolay. Karayoluyla artık kaç kilometre kalır onu bilmiyorum. İndiğimizde bakarız. Karayoluyla gidecek olsak şöyle Hatay üstünden Türkiye'yi boydan boya geçmemiz gerekiyor. 2000 kilometre neredeyse yol var arkadaşlar. Bu arada haritamızı da şöyle göstereyim. Biliyorsunuz Promos 2.45 ile Irak'a kadar uzadı. Gerçi Irak'a gidemedik de müsait bir zamanda gideceğiz. Güney bölgesi şurada. Güney bölgesi yol bağlantısı burada, bakın görüyorsunuz. Kazakistan map. Kazakistan'a bağlı olarak Aral map da var arkadaşlar. Kurumuş bir göl var şurada, Aral. Orada birkaç şehir ekleniyor. Artı olarak Azerbaycan üzerinde Kazakistan'a kestirme yol geçişi var. Rus map şurada görüyorsunuz. Rus map'ın üstünde şurada iki tane daha küçük dosya var. Bunların birisi SSM Adnot, birisi de Peter for Rus map diye geçiyor. Artı olarak İsveç adaları var şurada. Bir tane şurada küçük bir Danimarka adası var. O da ayrı bir dosya. Leoso map. Leoso olarak geçiyor. Raw Extended haritasını zaten biliyorsunuz. Raw Extended olmadan Türkiye'yi ekleyemezsiniz arkadaşlar. Raw Extended 2.2 ve YKS, RSK 2.1.1 dosyalarını indirip kurmanız gerekiyor. Promos'u zaten biliyorsunuz. Burada İrlanda var, İzlanda var ve Kuzey Kutbu'na kadar, Longyearbyen'e kadar gidiyor. Evet, biz şimdi İşimize bakalım arkadaşlar. İyi seyirler hepinize. Bayağı bir dolaştıracak şimdi anladığım kadarıyla bizi. Düz ilerleyin. Ne götürdüğümüze de bir bakalım hele. 17 ton soğan. Ulan Edirne'de soğan mı kalmamış? Neyse. Yapacak bir şey yok. Biz alacağımız paraya bakarız. Aga isterse toprak taşısınlar. Kudüs'ten bu arada Kudüs'ten hareket ettik. İsrail bayrağını yapıştırmışlar oraya. Şimdiki çıkışı kullanın. Kudüs'teyiz. Orta Doğu eklentisi var biliyorsunuz Promos'un. Promos'u indirirken onu da indirin arkadaşlar. O ayrı bir dosyadır. Midle EAS add-on diye geçer. İki tane dosya iniyor. Tel Aviv.
Buradan bir dönüş niye yapmamışlar ya? Sağdan devam edin. Aşot tabelasını gördük. Bu arada videonun sonunda arkadaşlar size mod klasöründeki dizilimi göstereceğim. Birkaç arkadaş sormuş. Valla ben de sıkıntısız çalışıyor arkadaşlar. Yani bu bilgisayardan bilgisayara değişiyor anladığım kadarıyla. Ben de çalışan bazı arkadaşlar da çalışmıyor. Ben de anlamıyorum tam olarak. Ama sıralama gerçekten önemli yani. Onu da belirteyim. Bazen bir dosya bir aşağıda oldu mu soldan çalışmıyor. Ben de aynı. Bu arada Chromos 245 de biliyorsunuz Karadeniz DLC'sine uyumlu hale geldi. Chromos Türkiye'ye İpsala sınır kapısına eklediler biliyorsunuz. Şimdi gerçi göreceksiniz. Oradan geçeceğiz çünkü Edirne'ye Yunanistan üzerinden gidiyoruz. Soldan devam edin. Limana geldik limana. Buradan şimdi gemiye bineceğiz abi. Selanik'e var mı yok mu onu da bilmiyorum abi. Bakacağız. Açtı. Ne oldu? Buyurun Selanik. 37 saat sürüyormuş. Hadi bakalım. Allah vere de akşam olmaz. Size yeni bir rota bulalım. Kudüs Edirne. 71 bin euro iyi para abi. Sorun değil. Yeni rota aranıyor. Vay be. Yine akşam oldu ya. Tüh. 21.13. Tekrar hesaplanıyor. Welcome to Hella. Hella mella neyse ne artık. Şimdi ne kadar yolumuz kalmış ona bir bakalım. Gördüğünüz gibi 2000 kilometreden 427'ye düştü. 426 kilometre yolumuz var. Sağa dönmeye hazırlanın. Bir şey değil yani. Sağa dön. Feribot yolculuğunu saymıyor tabii. O bizi fazla şey yapmıyor. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın.
Selanik. Atamızın memleketi ya. Düz ilerleyin. Evet. Biraz gece yolculuğu olacak ama ne yapalım. Sağlık neyin olsun. Bu Ford F-Max geçti, gördünüz mü? Hep gündüz gidecek deyiniz ya, bu da gece yolculuğu olsun ya. Solda kalın ve sonra sola dönün. Mahmut Efe, hadi. Geldi önümüze, dikildik. Nasıl düzensiz bir trafik bu ya, Allah Allah. Bak, şu öndeki gidiverse ben araya gireceğim onu. Buyur. Hadi kırmızı yanmadan. İnce giyerim ince, ince yakışır gence. Soldan devam edin. Kilometre. Hatta daha da az yani. 400 kilometre. Şöyle nasıl olduğuna bakalım. Promosyon beklentisine bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte. Kavala, Dede Ağaç. Şurada hudut var. Edirne'ye, Tekirdağ'a gelmeden soldan Edirne'ye doğru döneceğiz. İpsala sınır kapısı. Şurada. Promos artık uyumlu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türkiye haritasıyla. Yani daha doğrusu Karadeniz derecesiyle. Evet. Şimdi yardırabiliriz. Bayağı uzun bir feribot yolculuğu yaptık çünkü. Soldan devam edin. İlhami durumun nasıl İlhami? Ulan yine yakmış Digaray'ı. Videonun sonunda dediğim gibi size mod klasöründeki sıralamayı göstereceğim arkadaşlar. Sıkıntı yaşayan arkadaşlar uygulayabilir. Ama bende çalışıyor diye sizde çalışacağının garantisi yok yani, onu söyleyeyim. Tamamen bazı arkadaşlar benim videolarımda harita portlarını indirip kurmuşlar, çalışmıyor diye mesaj yazmışlar. Yani
Bende çalışan şey onlarda niye çalışmıyor onu da anlamıyorum ya. Mod demek, bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim bunu. Bu ne yapıyor ya? Ey Allah'ın adamı. Yolun ortasında durulur mu? Araba. Araba. Neyse ya. Mod arkadaşlar aldığınız oyunlara amatör yapımcılar tarafından yapılan eklentiler. Ücretli olur, ücretsiz olur. Yani genelde ücretsizdir gerçi de. Nereden elde ediyorsunuz? Yani modla ilgili forumlardan olsun, ne bileyim mod sitelerinden olsun, her yerde. Sadece bu ETS için geçerli değil yani, bir sürü mod yapımı var. GTA 5 için olsun, ne bileyim Assassin's Creed için ya da şey için, neydi o, Skyrim'di. Ben pek anlamıyorum. Ben ETS haricinde oynadığım bir oyun yok gerçi de. Modları Soldan devam edin. indiriyorsunuz. Verilen adresten. Sıkıştırılmış klasörse açıyorsunuz. ETS içinde 7 zip programı tavsiye ediliyor yani arkadaşlar, mod yapımcıları tarafından onu söyleyeyim. WinRAR bazı problemler çıkartabiliyor. Dosyayı bozuk indirebiliyor. Ya da ne bileyim şeyi daha çok, 7 zip programını daha çok tavsiye ediyorlar. Onu da söyleyeyim yani. Promos olsun, diğer mod yapımcıları olsun, Rus modlu, Güney bölgesiydi, Kazakistan'da. Yedizip programını indirdiğimiz zaman bazı arkadaşlar şikayet etmiş masa üstüne gelmiyor diye. Arkadaşlar 7zip programı zaten küçücük bir dosya. Masa üstüne de gelmez yani, onu söyleyeyim. Siz sıkıştırılmış dosyayı herhangi bir klasöre atın. Ondan sonra üstüne sağ tıkladığınız zaman seçeneği orada görürsünüz. 7zip diye yazar. 7 ziple aç diyeceksiniz ya da burada çıkart diyeceksiniz. Ve hatta kendi zipin orada bir seçeneği var mesela, bayağı bir işe yarıyor, ben kullanıyorum. Dosyaları sına diye bir seçenek var. Ondan her indirdiğiniz dosyayı bir sınayın. Yani sağlamasını yapmış oluyorsunuz. Herhangi bir hata var mı yok mu? Benim yaptığım sistemi söyleyeyim ben size. Ben ayrı bir klasör açıyorum, masaüstü. Mesela Rus map'ı indirdim diyor. Rus map biliyorsunuz 6 dosya mı? Tabii. 6 dosya, her biri 500 MB. En son 250 MB galiba. En son dosya. 6 dosyayı indirdikten sonra yedi ziple ilk baştaki dosyaya sağ tıklıyorsunuz. 7 ziple dosyaları sına diyorsunuz mesela. Dosyaların sağlamasını yaptıktan sonra aç diyorsunuz. Aç dediğinizde zaten dosyaların ne olduğu gösteriyor. Çıkart dersiniz.
Dosyaları olduğu gibi şeye çıkarıyorsun. O masa üstüne açtığınız klasörü. Oradan da hepsini seçersiniz. Kes ya da kopyala diyerek VTS2 yani Euro Truck Simulator 2 mod klasörüne atarsınız arkadaşlar. Mod klasörü de ETS2'nin belgelerinde ETS2 dosyasını buluyorsunuz. Onun içindedir. Yoksa da kendiniz bir tane mod klasörü yapacaksınız. Bir dosya açıp içine mod diye yazarsanız zaten olur. Belasını modu böyle aktif edeceksiniz. Mod klasörünü atmakla tabi iş bitmiyor. Sürekli olarak güncellemelerini takip edeceksiniz. Bir kere dosyayı ben attım, ömür boyu orada çalışsın olmaz arkadaşlar. Attıktan sonra hatta oyuna giriyorsunuz. Çalışması için mod klasörünü aktif etmeniz gerekiyor. Aktif etmezseniz yine çalışmaz. Aktif etmek için de ne yapıyorsunuz? Orada profillerde seçtiğiniz profili oyuna girmeden önce mod klasörüne giriyorsunuz. Biliyorsunuz sola geliyor şey, mod klasörünü açtınız. Bu sol tarafta modlar gözükür. Sağ tarafta boş boydan boya bir tane şey vardır. Sıralama şeyi mi diyeyim, dizili mi diyeyim artık neyse. Oraya artık hangi modda oynamak istiyorsanız yeni rota bulunuyor. Şurada bir dinlenelim ya. Gerçi geç kalacağız ama olsun. Parası önemli değil, nasıl paramız var. Gündüz gözüyle götüreyim size arkadaşlar. Evet. Biliyorum geç kalacağımı da. Neyse. O müzik yerine bu müziği dinleyelim. Ya da ben size adam gibi müzik açarmışım. Tarkan da bizi gerçi çoğunuz biliyorsunuz da işte ben bilmeyen arkadaşlar için umarım anlattıklarım işinize yarar.
Türkiye'yi. İpsala'ya geldik. Burada tamirat mı var? Ulan ben yanlış yere gittim ya. Vallahi yanlış yere girdi kanka. Gerçi burası Yunan tarafı da. Vay be. Ana vatana geldi be hala. Ben bir geçeyim. Sen nereye gidiyorsun? Burası da Meriç Nehri arkadaşlar. Görüyorsunuz köprü ikiye bölünmüş durumda. Yürü hacı. Şöyle yakışıklı bir resim çekeyim. Türkiye. Bu ne ya? Niye o bir niye kalktın ya abi? Ne ayak? Kamyon. Nüvvet. Belgelerimizi kontrol edin bakalım. Oradan da bir İstanbul yaparız zaten. Bu ne ya? Hacı yürü hacı. Türkiye'ye hoş geldiniz be. Evet. Anakaraya ayak bastı hala. Neydi o ya? Kudüs Müdüs. Bir ara Irak'a da gitmek istiyorum bakalım. Keşan. Malta, Tekirdağ, İstanbul. Şimdiki çıkışı kullanın. Edirne'ye doğru geldik abi.
Gördüğünüz gibi yolu bayağı bir kısalttık yani. Karayoluyla gelecek olsak Allah Allah bıktırır insanı ya. Gerçi promos artı böyle çok harita oldu mu yollarda uzun oluyor. Yapacak bir şey yok. Ben mesela Kazakistan'dan geçen nereyeydi? Trablus'a bir iş aldım. Kaç ya? 4000 kilometre miydi? 3000 kilometreydi. Gelene kadar yani. Gerçi yapacak bir şey de yok. Eve tıkılmış vaziyetteyiz. Flixbus. Dört kilometre kalmış. Şunu bir geçelim ya. Bunlar niye gitmiyor? Düz ilerleyin. Yürü. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullan. Şimdiki çıkışı kullan. Soldan devam edin. Vay be, geldik ha var ya. Bu neymiş, görsenmiş. Evet. Yürü kardeş, yürü kardeş. X-X'ler. Ve yürü var arkadaşlar.
nasip eder benim. Pehlivanlar diyardan mı geldi? Dönen kavşakta üçüncü çıkışı kullanın. Bir dur hacım, bir dur. Burada ağır vasıtalar geliyor. Bak. Yürü kardeş. Buyur abi. Şimdiki çıkışı kullanın. Sağa dönün. Carrefour'a gidiyor, değil mi? Sola dönmeye hazırlanın. Sola dön. Sağa dönmeye hazırlan. Sağa dön. Şöyle. Son durağa geldiniz. Bak sen. Ha şöyle be. Bitirdik olayı. Baba ne biçim yere koymuşsunuz buna? Buraya park edilir mi? Evet. Dağlar. Bir dışarıya çıkalım hele. Scania aracımızla yolculuğumuz bitti. Şöyle bir durduralım. Yükümüzü boşaltalım. Şimdi onu biliyoruz abi. Gecikme ne oldu? Devam et diyelim. Şimdi size sıralamayı göstereceğiz demiştik. Şöyle profillere bir girelim aga. Evet. Mod yöneticisi burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan seçiyorsunuz. Hangi profille oynamak istiyorsanız onu. Bende birkaç tane profil var. Türk haritası falan da var gördüğünüz gibi. Neyse. Mod yöneticisi. Şurası modlarınızın bulduğu kitaplık arkadaşlar. Bakın. Aktif olanlar yeşil uyanır. Aktif olmayanlarda herhangi bir renk yok görüyorsunuz. Bak. Gördüğünüz gibi mod klasörü bir dünya. Promoslar falan görüyorsunuz. Hep etkin yazıyor. Neyse gelelim. Bizim mod klasörümüze. Etkin modlarda sağ tarafta gördüğünüz gibi üstte yazıyor şurada. Şu Mega Pack Sisi'nin kabin içi aksesuarları paketi.
Şu ikisi önemli değil. Bunlar aracın. Ulan müziği nasıl keşke kıssaydık ya. Bunlar pek önemli değil. AI araç paketleri falan arkadaşlar. Şu Dorse paketimiz. Bunlar JZket'ten geliyor. Bakın. Buralara dikkat edin işte. Şu üç tanesi Kazakistan. Üstündeki de Arat. Bu şekilde olacak. Model Map Dev. Onun üstünde Aral var. Onun üstünde de Güney bölgesi. Model 321 diye zaten numaraları var. Görüyorsunuz. Onun üstüne Dev Map geliyor. Onun üstünde şu bitki dokusu düzeltme fix paketi var arkadaşlar. Onun üstünde 1.36'da çalışması için, normalde biliyorsunuz 1.36 için değil Güney bölgesi gerekli olan şey dosya. Onun üstünde İngilizce dosyası. Onun üstünde şu iki tane Bukova Map dediğim Bukova Map Güney bölgesinin kuzeyinde küçük 3-4 tane şehir ekliyor. Rusmap'ın Dev Map paketi. Ondan sonra Promos en alta Asses geliyor. Ondan sonra modeller 3-2-1 diye gidiyor. Medya Map Dev. Ondan sonra Orta Doğu beklentilerini koyuyorsunuz onun üstüne. Asses aşağıda, Dev Map yukarıda. Onun üstüne de İsrail-Lübnan Open Border, yani bu kapalı olan sınır geçişlerini açıyor bu. Biliyorsunuz normalde bunlar kesik şeyden dolaşmanız gerekiyor. Bu olmadığı zaman Kıbrıs üzerinden feribotla geçiyorsunuz Mısır'a falan. Bu onları açıyor yani. Makedonya Map var. North Makedonya Map. Material Map Dev. Dev en üstte olacak. Bunları indirip kurarsanız, tabii indirmemişseniz sadece Rus mapı Güney bölgesini ya da sadece Promos'u yükleyebilirsiniz. Rus map model 2 en aşağıda, model map İngilizce dil dosyası olmak üzere geliyor. Burayı karıştırmayın sakın. Bu Rus map'ın dev dosyası Rus map'ın Promos'un en altında, bak şurada görüyorsunuz. Bunu karıştırmayın arkadaşlar. Bundan sonra size dediğim gibi Peter Form Rus map, bunlar olsa da olur olmasa da SZM Arton, bu Viborg'la St. Petersburg bölgelerini düzenliyor şu 3 harita. Küçük küçük dosyalar bunlar. Bunların üstüne Promos Rus map yol dosyası. Bu olmadı mı hiçbir şey çalışmaz arkadaşlar. Bunun olması lazım. Ondan sonra geliyor Roysen. Roysen'de de olmadan Türkiye haritasını ekleyemezsiniz arkadaşlar. Roysen'de 2.2'ye indiriyorsunuz, kuruyorsunuz. Onun üstüne yol Promos'la yol bağlantı dosyası şu. O geliyor. Onun üstüne Türkiye 2.1.1 YKS RSK 2.1.1 DLC yazar. Bunu indirip kuruyorsunuz. O zaman Türkiye haritası gelmiş oluyor. Onun üstüne Türkiye'nin Orta Doğu eklentisi yol dosyası. Rus map yol dosyası. Ondan sonra Güney bölgesi yol dosyası, Azerbaycan yol dosyası, Leos'a dediğim yer Danimarka'da küçük bir ada. Bunlar olsa da olur, olmasa da olur arkadaşlar. İsveç adalara iki tane ada ekliyor bu Kalmar'ın karşısına. Paris Rebourg'de Paris'in şehir içini düzenliyor arkadaşlar. Dosyalar bu kadar. Bunlar olsa da olur, olmasa da olur. Şu mesela uydu görüntüsü sağlamanız için. Evet arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım işinizi görür. Hayırlı günler diliyorum.